Hemşir Games'ten hepinize merhabalar dostlarım. Kaleci kariyerinin yepyeni videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar hatırlarsanız önceki videoda çok iç açıcı bir video değildi. Çabalarımız çok fazlaydı ama yeterince sonuç alamadık. Şimdi hemen Chelsea maçına gireceğiz. Sonraki maçları artık yapmayacağız arkadaşlar birkaçını. Manchester United maçına gireceğim ve sonra da transfer olmaya çalışacağız. Bakalım Chelsea maçında deplasmanda neler yapacağız. Zor bir maç olacak. Bu arada yorumlarda birisi kadroları göster demiş. Kadro bu şekilde arkadaşlar. Chelsea'nin de defansı aslında o kadar iyi değildi ama kale Courtois var kalede tabi. O biraz sıkıntı olacak bizimkiler için. Bakalım bu maçta neler yapacağız. Şimdi Chelsea sol kanattan hızlı geliyor. Maçtaki ilk pozisyon olabilir. Fakat defansımız güzel kesti arkadaşlar. Şu ana kadar kendi yarı sahamızı geçebilmiş değiliz. Chelsea o derece baskı uyguluyor. Manchester City arkadaşlar. Manchester City aslında çok sağlam takımdı ama bu sezon keşke transferi yapsalardı. Forvet'i geliştirselerdi. Forvet hattı çok zayıf arkadaşlar. O yüzden Manchester City'de daha fazla durmayacağım. İstediğim gibi gitmedi çoğu şey. Manchester City benim İngiltere Ligi'ndeki en çok sevdiğim takımdır fakat şu anda kariyerimiz düşünecek olursak oyunda şu bölüme kadar mükemmel bir kurtarış yaptım. İsteklerimizi karşılamadı arkadaşlar. Az önce de mükemmel bir kurtarış yapmış oldum. Artık ileriye vuracağım gene Agüero'ya doğru her zamanki gibi. Agüero evet indirdi bu sefer Silva'ya doğru. Birisi demiş abi nasıl görüyorsun diye. Kamera mod bu kamera açısında görmek zor arkadaşlar ama hani video izlerken görmek tabi daha da zor. 720p olsa da 720 piksel olsa da videoda görmek daha zor. Oyundaki grafiği tamamen yansıtmıyor video. Kaliteden biraz düşürüyor tabi. Benim gördüğüm gibi göremiyorsunuz oyun ama çok da bir fark olmuyor sizin için. 720 piksel de atıyorum. Cidden videolarını atmak çok uzun sürüyor ama siz daha iyi bir video izleyin diye uğraşıyorum. Costa'nın şutunu mükemmel çıkardım. Şu an maçta iki muhteşem kurtarış yaptım arkadaşlar. Chelsea'nin hata da devam ediyor. Hep de açıklama yaparken yine bir şut ama bunu çıkartamadım. Yapacak bir şey yok. Golün sahibi Oscar arkadaşlar. Hemen şöyle bir izleyelim golü. Yapacak bir şey yok arkadaşlar cidden. Oscar böyle kaçmış vurmuş. Defans orada önümde olunca gene ona güvendim. Güvenmez olaydım. Çıksam bir ayrı dert, çıkmasam bir ayrı dert. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yiyeceğiz yani. İki mükemmel kurtarış yaptık ama şu pozisyonda topu çıkartamadık. Durum 1-0 oldu. Cahill. Oscar. Chelsea yine hızlı geliyor sağ kanattan. Biraz öne çıktım. Şimdi yeniden yerimi aldım kalede. Kaleye vurabilir. Defansımız güzel girdi araya. Ve hakem de ilk yarıyı bitirdi arkadaşlar. Chelsea'nin evinde şu anda Chelsea'ye 1-0 mağlup durumdayız. Biz kaleci olarak üzerimize düşen sorumluluğu şu ana kadar fazlasıyla yerine getirdik arkadaşlar. İki mükemmel şutu mükemmel bir şekilde kurtardık. Ama yediğimiz gol yapacağımız fazla da bir şey yoktu arkadaşlar. Chelsea'ye git diyenler var arkadaşlar. Chelsea'de de aynısı olacak. Yani öyle söyleyeyim size. Ben Chelsea'ye gitsem de Manchester City'deki senaryonun aynısı olacak. Çünkü tek forvet. Çok fazla pozisyon bulamıyorlar. Bu arada Agüero kaçırdı herhalde. Yani dediğim gibi çok fazla pozisyon bulamıyor Chelsea'de. Paris Saint Germain olabilir ama aklımda şu an Barça var. Barça olmazsa Paris Saint Germain düşünüyorum arkadaşlar. Real Madrid'in kadrosunun bir inceriz olmadı Real Madrid. Bakalım bizi kabul edecekler mi? Tabii bir de o işin o bölümü var. Ki ben Barcelona'da oynayabilecek duruma geldiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Overlamız da 82 bence yeterli şimdilik. Evet, Chelsea'nin hata devam ediyor. Costa. Şimdi bir pas hatası yaptılar. 60. dakikada 1-0 gerideyiz şu anda.
Chelsea şimdi sağ kanattan hızlı geliyor. İçeriye doğru bir orta. Kompany çevirdi. Yeniden Chelsea'de kaldı. Willian da orada kaptırdı arkadaşlar. Taraftarlar sanki faul varmış gibi ıslıklıyorlar. Adam direkt topa gördü yani, girdi yani. Nasıl gördüyseniz artık pozisyonu gereksiz bir şekilde ıslıkladılar. Taraftarlar çok baskı kurmaya çalışıyor cidden oyunda. Taraftarların tepkileri olsun, oyuncuların tepkileri olsun çok iyi cidden. Bazen hakemin görmediği pozisyonlarda taraftarları ıslıklıyor falan. Onlar güzel olmuş. Ama az önceki pozisyonda kesinlikle faul yoktu. Mesela bu pozisyonu da yoktu. Yine ıslıklıyorlar. Bizim üzerimizde baskı kurmaya çalışıyorlar. Islıklayarak çalım atmaya çalışayım mı? Kesin kaptıracağım. Neyse vereyim pasımı. Hiç zorlamayayım. Abi bu kamera açısından çalım atmak zor cidden. Oyuncunuzu sola döndürüyorsunuz, kamera da sola dönüyor. Oyuncuyu sağa döndürüyorsunuz, kamera da sağa dönüyor. Yani öyle olunca biraz çalım atmak zor tabi. Yaptığı pas hatasına bakar mısınız gençler? Sağ kanattan şimdi yükleniyorlar. Willian yine kaptırdı. 83. dakikadayız artık arkadaşlar. Oyuncular fazlasıyla yoruldu. Şu maç bitsin. Manchester United maçına da girmeyi düşünmüyorum arkadaşlar şu maçtan sonra. Yani gerek yok arkadaşlar. Biz gene kurtarışlarımıza devam ediyoruz. Sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz ama takım atamıyor, oynamıyor takım. Bir tek Agüero oynuyor. O da orta saha oynamayınca oynayamıyor tabi. Costa'nın şutunu yine mükemmel çıkardım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Artık çok rahatım yani. Artık ben tekniğini anladım arkadaşlar. Kaleciliğin tekniğini. Artık çok rahat kurtarışlar yapıyorum. Önceden olsa böyle şutları yiyorduk. Artık ben olayı anladım. İyi pozisyon alıyorum. Benim açımdan fazla bir sıkıntı olmuyor. Şimdi bu maçı geçeceğim. Önümüzde Manchester United maçı var. Liverpool maçı var. Onları da atlayacağım arkadaşlar. Direkt transfer sezonuna gideceğim. Ve artık transfer olalım biz yani. Hiç fazla zorlamaya gerek yok. Manchester City kendi kafasına göre takılsın artık. Biz bu takıma elveda diyeceğiz. Basel maçı varmış. Geçeceğiz şimdi Basel maçını. Direkt şöyle ileriye bir tarihe sardırma olsa 10 numara olurdu ama bir bakayım şöyle şuradan. Takım bilgisi, lig programından böyle direkt sardıramıyoruz. Mecburen buradan maçı atla dememiz lazım her maçtan sonra. Evet, ne olmuş? Bizim Manchester City'de yenilmiş Basel'e, yani değmezdi arkadaşlar girsek de. Bak görüyorsunuz. Ya 3 puanla Manchester City ya, şaka gibi ya. Benfica ile şey çıktı. Paris Saint-Germain. Biz Basel'le sap gibi kaldık grupta. Cardiff City maçı var şimdi, onu da geçeceğim arkadaşlar. Şöyle hemen geçelim bunu da. Arkadaşlar mesela ben hani genelde videoları saat 11'de 12'de atıyorum ya, ben o videoyu saat 9'da hazırlamış oluyorum. Ama atması çok uzun sürüyor cidden. Zaten videoyu saat 7 gibi falan çekmeye başlıyorum. Bir saat video çekiyorum falan. Ondan sonra işte düzenliyorum falan, saat 9 oluyor. Ben 7'de çekmeye başlıyorum diyor. Çünkü en erken o saati çekmeye başlayabiliyorum okuldan dolayı. Şimdi Manchester United maçını atlayacağız. Bakalım bizimkiler ne yapacak. Evet, Manchester United bize 2 tane attı, salladı, geçti. Geçelim arkadaşlar. Umut yok yani, görüyorsunuz. Mecburen gideceğiz. Bu maçı da atlayacağız. Liverpool maçı. Atla. Berabere kaldı Liverpool'la da iyice. Manchester City'nin aslında düşmesi lazım ama daha hala 6. sıradayız, görüyorsunuz. O maçları alsaydık şu anda yani Burnley'i geçmiş olacak, 4. sıraya yerleşmiş olacaktık ama atamıyor takım yani, atamayınca da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz isterse 3 tane yiyelim ama en azından 1-2 gol atalım yani her maçta. O kadar da atamıyoruz. Yapacak bir şey yok, hemen maçı atladık. Transfer sezonuna bir gidelim. Bizimkiler 4-1 yendi, işe bak. 32 puanda Liverpool 33. Artık Manchester United'e yetişmekte zor. İkinci devrede de fazla tökezleyeceğini düşünmüyorum Manchester United. Evet, nihayet transfer sezonunun ilk gününe gireceğiz arkadaşlar.
Bakalım transfer sezonu ilk gününde direkt Barcelona'nın şöyle bir kadrosunu inceleyelim. O teklifler almışız. Allah Allah. Ha pardon, aldığınız teklifleri size söyleyeceğim diyor. İyi de biz teklif falan almıyoruz ki. Ben daha hiç belli bir takımdan teklif geldiğini görmedim arkadaşlar yani. Şöyle bir Barcelona'ya bakalım. Oyun planı. Evet bakalım şöyle bir. Messi, Neymar, Robben, Yaya Toure, Iniesta, Busquets, Boateng, Pique, Alves, Alaba, Ter Stegen var kaledeki. Bu takımın bizi kabul etme oranı yüksek yani. Hemen şöyle bir Real Madrid'in kadrosunu inceleyelim. Bale'i göndermiş Real Madrid. Ne yapmış? Ronaldo, Benzema, Rodriguez, Modric, Isco, Kroos, Varane, Pepe, Carvajal, Marcelo. Yani benim tercihim Barcelona'dan yana olacak arkadaşlar. Hemen şöyle Barcelona'ya transfer talebinde bulunalım. Tamamdır abi. Bakalım Barcelona ne diyecek transfer talebimiz için. Önümüzde Burnley maçı var. Burnley maçını geçeceğim arkadaşlar. Umarım Barcelona kabul eder. Yani %50 oran var. Ama bu sefer sen kabul edecekmiş gibime geliyor arkadaşlar. Yani Ter Stegen'den iyi bir kaleci olduğumuz kesin. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Evet. Anladım. Bakalım kabul etti mi? Merakla bekliyorum. Hadi oğlum, kabul edin. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani kariyerimizin zirvesine oturduk. Şu an kariyerimizin zirvesindeyiz. Bu yanlış hatırlamıyorsam 18. video ve 18. videoda kariyerimizin zirvesindeyiz abi. Teklif listesine baktığımızda 3 yıllık sözleşme için 2,5 milyon euro yaklaşık o kadar para öneriyorlar arkadaşlar. Ben de son kez şöyle bir oyun planına bakayım. Oyun planı bence 10 numara. Messi, Robben, Neymar üçlüsü çok sağlam güçlü. Bu takım gol bulacaktır. Defansları da iyi. Tamamdır arkadaşlar. Artık hayırlı olsun. Elveda City. Merhaba Barcelona diyoruz. Her oyuncunun hayali olan Barcelona'ya geldik arkadaşlar. Ve ilk maçımız RCD Espanyol maçı olacak. Büyük ihtimalle bizi tabi kaleye alırsa, ilk 11'de oynatırsa. Evet. 19 numara nedir ya? Çok saçma olmuş. Evet bu şekilde. Böyle bir poz vermiş arkadaşlar. Ben onu kapağı yaparım. Videonun kapağı yaparım. Evet ilk 11'i aldı arkadaşlar. Bakalım Barcelona ile çıkacağımız ilk maçta neler yapacağız. Gol sıralamasına baktığımızda 13 gol Messi, 11 gol Robben ve 3'ün sırada 10 golle Ronaldo var arkadaşlar. Demek ki bayağı sağlam oynuyor takımımız. Bakalım Espanyol maçında deplasmanda kalemize top gelecek mi, kurtarış yapabilecek miyiz? Takımın forvetlerine güveniyorum, defansa da güveniyorum. Elbette onların da zaaflar olacaktır. Ben de o zaafları kapatmaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah şu önümüzdeki ilk 3-4 maçta hiç gol yemeyiz. Güzel performans ortaya koyarız umarım. RJ'de Espanyol'da öyle küçümsememek gerek. Yani hiçbir takımı küçümsememek gerek. Sizin takımınız Barcelona olsa bile elbet hata yapacaklardır ki modunda süperstar olduğunu düşündüğünüzde neden olmasın. Bu arada offside'e yakalandı RJ'de Espanyol'un forveti. Benim görüşüm bu şekilde arkadaşlar ama inşallah dediğim gibi ilk 3-4 maçta gol yememeye çalışacağım. Yine takım değiştirebiliriz arkadaşlar. Yani sonuçta takımlar durmadan transfer yapıyorlar. Durmadan kadro şekillerini değiştiriyorlar. Eğer Barcelona'yı da beğenmezsek yine sezon sonunda transfer olabiliriz ama inşallah Barcelona'da başarılı bir kariyer çıkartacağız. Kale boş. Aman beyler aman. Arkadaşlar bakın bu kamera açısı çok güzel. İyi güzel de bazen siz de sezemiyorsunuz pozisyonları, görüyorsunuz değil mi? Adam öyle bir kafa vuruşu çıkardı ki ben defanstan dolayı alamadım o topu. Dönen topta Allah'tan şu 20 numara atamadı. Hep defansın hatası ya. Neyse out açık top, fazla bir sıkıntısı yok.
Espanyol şimdi hızlı çıkmaya çalışıyor. Defansımız kesti. Top yeniden onlarda kaldı ve bana kadar geldi arkadaşlar. Ben de şöyle ileriye doğru vuracağım. Bakalım Messi. Neymar'mış. Çok rahat aldı topu arkadaşlar cidden. Vurmaktan hiç çekinmiyorum ileriye. Pas atarak başlamanıza gerek yok Barcelona'daysanız. Oyuncular çünkü çok güzel kontrol ediyor topları. Bu arada Barcelona bu maçta çok baskılı oynamıyor arkadaşlar. Nedeni ise zaten şey olduğunu düşünüyorum. İlk maçı 3-0 almışız. İkinci maçta o kadar kasmamıza gerek yok. Ama eminim ki bir gol daha atacağız arkadaşlar. Ve bir yandan da tabii gol yememeye çalışacağız. Dediğim gibi Barcelona kariyerimizde hani nereye kadar yemeden gidersek o kadar iyidir. Ne kadar uzun süre gol yemezsek o kadar iyidir bizim için arkadaşlar. Bakalım, umarım Barcelona kariyerimiz çok eğlenceli ve zevkli olur arkadaşlar. Kaleci kariyerini çok seviyorsunuz. Ve bu videoda arkadaşlar sizden bir şey istiyorum. Barcelona'ya gelmemizin şerefine herkes like atarsa sevinirim arkadaşlar. Kariyerin devamının gelmesini istiyorsunuz ama fazla kişi like atmıyor. Genelde 40-50 kişi like atıyor. Şimdi bir 100'e çıkartalım arkadaşlar. Biraz sınırlarımızı zorlayalım yani. Kendimizi belli edelim YouTube'da. Madem bu kanalı seviyorsanız, destek çıkarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve atıyoruz arkadaşlar. Golün ismi Messi. Durumu 1-0 yaptı. Artık daha da çok rahatlıyoruz arkadaşlar. Ben tabii kaleden golü göremedim. Ben de şöyle bir pozisyonun tekrarını izleyeyim arkadaşlar. Messi burada pasını vermiş Neymar'a. Duvar pası yapmışlar. Messi topu rahatça köşeye göndermiş. Barcelona biliyorsunuz tek pas çok iyi yapan bir takım. Duvar paslarında çok etkili bir takım. Yine o özelliklerini konuşturdular ve golü attılar arkadaşlar. Rakip takımın kalesi şu ana kadar bayağı direnmişti ama o da artık yapabileceği bir şey konumunda arkadaşlar. O da bir yere kadar direnebiliyor biliyorsunuz. 4-0 oldu arkadaşlar seride durum. Benim gayem gol yememek arkadaşlar. Önde basıyoruz ama olmadı. Yedik. Barcelona açısından bir sıkıntısı yok ama gol yemediğim bir video olsun istiyordum ya. Hele Barcelona'da çıktığımız ilk maçta gol yememek istiyordum. Ama olmadı. Yine geliyorlar. Hernik ikinciyi de attı. Bomboş pozisyonla hayal kırıklığı arkadaşlar. Vallahi bir şey demiyorum. Hernik ikiledi. Çok şaşırdım cidden orada ya. Gençler bu kamera açısında oynamak cidden çok zor. Hele şöyle birebir pozisyonlarda. Bakın arkadaşlar, sağa vuracak zannettim. Bize nazar değdiler arkadaşlar ya. Biz böyle golleri yemiyorduk ya. Ne oldu da biz böyle goller yemeye başladık ben anlamıyorum. Cidden iki pozisyonunda çok kötü yer aldım kalede. Ama arkadaşlar cidden kolay değil. Kaleci olmak cidden kolay değil. Hele bu kamera açısında oynamak da kolay değil. Zevkli. O konuda bir lafım yok ama kolay değil. Şimdi topu aldım. Herhalde Barcelona'daki ilk kritik müdahalem bu arkadaşlar. Nasıl seviniyoruz böyle. Gol ediyorum maça. Yenildik ama genel skorda önde olduğumuz için arkadaşlar bizim için sıkıntı olmadı. Rahat geçtik turu. Keşke şu ilk maçımızda 2 gol yemeseydik. 2 gol yememiz çok kötü oldu cidden. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Turu geçtik nihayetinde. Ligde böyle goller yemeyelim yeter ki. İlk 3-4 maç gol yemesek iyi olur diyordum ama daha ilk maçtan 2 gol yedik arkadaşlar. İkisinde de çok büyük hatalarım var. Kabul ediyorum. Hazard en iyi oyuncu seçilmiş dünyada. Evet, önümüzde Malaga maçı var arkadaşlar. Hemen Malaga maçına gidelim arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Hafta sonları bildiğiniz üzere sizin için videoları uzun tutuyorum arkadaşlar. O yüzden hemen şimdi Malaga maçına gidelim. İlk lig maçımıza çıkacağız Barcelona'yla. Bakalım ilk lig maçımızda nasıl oynayacağız.
Hemen bir bakayım ben ilk 11'deyiz. Ona bakma fırsatım olmadı. Şöyle bizi aynen ilk 11 almış arkadaşlar. Bakalım Malaga karşısında nasıl oynayacağız. Malaga sağ kanattan hızlı çıkıyor. Vay arkadaş, ben hayatımda Malaga'nın böyle top oynadığını görmedim gerçekten. Cidden arkadaşlar, Malaga'nın gerçekten böyle bir atak yaptığını görmedim Barcelona'ya karşı. Süperstar'da isterse Barcelona olun ama gene de atak görüyorsunuz kalede arkadaşlar. Evet, Malaga şimdi yeniden atağa çıkmaya çalışıyor. Bayağı güzel tutuyorlar ayaklarında topu. Malaga yine hızlı geliyor. Büyük ihtimalle kaleye bir şut çekecek. Kaleye vurdu. Top kaleyi bulmadı arkadaşlar. Malaga maçında ilk pozisyonumuzu rahat atlattık. Malaga yine hızlı çıkıyor. İleriye doğru bir orta. Allah Allah, Barcelona niye böyle boş bırakıyor anlamıyorum ya. Malaga'nın bu şekilde gelmesi cidden şaşırtıcı arkadaşlar. Şu ana kadar bizim bulabildiğimiz etkili pozisyon yok ama onlar iki pozisyon buldular şimdiden. İkisi de tehlikeli pozisyonlardı. Gol yiyebileceğimiz pozisyonlardı. Malaga yine hızlı geliyor arkadaşlar. Maçta şu ana kadar en etkili takım Malaga. Ben de bayağı şaşırıyorum arkadaşlar. Cidden topu görmek, yer almak hiç kolay değil şu kamera açısında. Top bir o yana gidiyor, bir bu yana gidiyor. Oyuncular hiç yani rahat durmuyorlar arkadaşlar. Bir de oyunuz yüksek olduğu için cidden takip etmek zor. Malaga'dan şut! Mükemmel çıkardım. Ama cidden güzel vurdu oyunu. Çok zekice vurdu. Oyun hızını bir tane kıssam iyi olacak galiba. Uf. Öf. O neydi öyle? De Jong. De Jong. Abi cidden çok mükemmel vurmuş herif. Atlamışım ama tutamadım arkadaşlar. En azından atlayabilmemiz önemliydi. Şu pozisyonda. Tam köşeye atladım ama çıkartamadım ne yazık ki. Malaga maçında da 1-0 gerideyiz. Bir saniye arkadaşlar, hemen şu sistem ayarlarından oyunuzu kaçtaymış bakayım. 1'deymiş. Şunu bir 0 alayım arkadaşlar. Çünkü bu kamera açısından topu hiç kontrol edemiyorum. Çok hızlı geliyor oyuncular. Şutlar çok hızlı geliyor. Cidden zorlanıyorum. Cidden hiç iyi olmadı arkadaşlar. Malaga yine tehlikeli geliyor. Ön alana doğru uzun bir pas. Bu sefer uyanıklığımı konuşturdum ve çıktım, aldım topu arkadaşlar. Hemen ileriye Messi'ye doğru attım. Messi de güzel indirdi. Hadi Barcelona, atarsınız siz. İki tane atarsınız be. Boru değilsiniz, Barcelona'sınız. Neymar, Messi, Robben, ne oldu bunlara bilmiyorum ya. Bu süperstar cidden çok etkiliyor arkadaşlar. Ben onun farkındayım. Süperstar oyunu cidden çok etkiliyor. Görüyorsunuz Malaga Real Madrid gibi oynuyor şu anda. Çok hızlı geliyorlar. Hadi beyler ya, bir tane atsak yeter yani. İkinci gelir bir tane atarsak. Messi'den söktüler aldılar arkadaşlar. Şaka gibi. Messi gibi bir oyuncunun ayağından söktüler aldılar topu. Ve yine hızlı geliyorlar. Malaga yine tehlikeli pozisyon. Topu göremiyorum. Direkten dönen top. Orada ama iyi yattım topu arkadaşlar. Refleksimi konuşturdum. Topa iyi yattım. Kalecinizin refleksi ne kadar iyi olursa olsun, sizin de iyi yatmanız gerekiyor topa. Bir önerim var arkadaşlar. Kaleci kariyerinde kaleci bazen otomatik yatar ama benim size önerim, bu tarz pozisyonlarda manuelsiz yatırın yani oyuncuyu. Orta tuşuyla siz yatırın arkadaşlar. Yoksa otomatik yattığında çok rahat gol yiyebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şu an maçta 65. dakika ve Malaga 1-0 önde arkadaşlar. Bize karşı çok üstün bir oyun sergilediler. Şimdi hızlı çıkıyoruz. Hadi beyler atarsınız. Bakın ben de tek kaleden çıktım. Hadi bu atak gol olsun. Neymar'ın şutu. Kaleyi bulmadı galiba o şut.
Bayağı açıldım pozisyonu görebilmek için. Neymar. Burada. Vurmuş. Top şimdi kornere çıkmış arkadaşlar. Ben de şöyle açılayım. Siz de pozisyonu görün. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Hadi be, kaleci aldı. Kalemize dönelim hemen. Kaleci aldı topu. Malaga. İleri alanda baskı kurduk. Çok güzel. Gol. Gol attık arkadaşlar. Robben attı. Böyle seviniyor gole. Barcelona'lı futbolcular. Robben nihayet attı. İçinden geçiyordu bu atan gol olacağı. Burada çok güzel almış topu. Robben'e vermiş. Robben temiz bir vuruşla topu ağlarla buluşturmuş. 1-1 oldu. Neden ikinci gol gelmesin? İkinci golü bekliyoruz. Malaga yine tehlikeli bir pozisyon buldu. Vurdular. Uzandım ama top dışarıya çıktı. Yine çok tehlikeli geldiler arkadaşlar. Şurada bir gol yesek, görüyorsun ne güzel çevirmiş adam. Şurada bir gol yesek yani tüm umutlarımız sönecek. Benim de aşırı moralim bozulurdu arkadaşlar. Ya en azından alacağımız bir puan bile bizim için büyük bir önem taşıyor şu maçta ama umarım ikinci golü buluruz. Şimdi güzel bir pas attım. Hadi beyler, top Malaga'da şu anda. Hadi beyler, hadi beyler. İleriye bir pas. Çıkıştım. Ve topu çok iyi aldım arkadaşlar. Hemen de ileriye vurdum. Artık şu çıkışma olayına da alıştım arkadaşlar. Topu söküp alıyoruz rakipten. Şimdi Malaga yine atakta olan isim. İleriye doğru. Evet. Uzaklaştırdı defansımız ama top yeniden Malaga'da arkadaşlar. Son dakikalarda tehlikeli geliyorlar. Ben de korkuyorum. Hadi beyler. Uzatmaların son dakikası. Malaga'nın da son hata olacak. Orta açmasınlar mümkünse. Güzel söktük, aldık. Hadi bitirdi maçı. Bitirdi. Yapacak bir şey yok. Bir puan almamız da önemliydi arkadaşlar. Evet, çok güzel çıkıştık iki pozisyonda. Bir tane de çok önemli kurtarışımız var. Maçta şu ana kadar etkili ataklar bulamadık fazla ama bulduğumuz pozisyonda rahat değerlendirdik. Malaga'da bayağı geldi kalemize. Çok sağlam bir maç oldu arkadaşlar. Malaga deyip küçümsememek gerek. Bu arada Real Madrid ile Barcelona'nın puanı da aynı olmuş oldu. Yani şu maçtan önce bizim mağlubiyetimiz 2, beraberliğimiz 1'di. Ama işte Süperstar da bu şekilde etkiliyor arkadaşlar. Hatta Süperstar'da oynadığıma inanmayan arkadaşlar varsa hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Bekleyin, ana ekran gelsin. Okey, devam et. Nerede? Veri tabanı. Pardon, sistemdeydi. Sistem, genel ayarlar, Süperstar modunda 7 dakika maç uzunluğu var arkadaşlar. Sadece birkaç şeyi düzeltmemiz gerekiyor. Sonra tekrardan aynı şekilde devam edebiliriz demiş. Arjen Robben. Pique'de hep bu takım için oynamak istemiştim ve nihayet en büyük isteklerimden birini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum demiş. Arkadaşlar, bir sonraki videoda Real Betis maçına gireceğim. Ondan sonra Real Madrid maçı var, yani çok önemli bir maç arkadaşlar bizim için. Bu maçta artık kader maçı diyebiliriz. Belki de öne geçeceğimiz maç olabilir. Birinci sıraya yerleşeceğimiz maç olabilir arkadaşlar. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Barcelona'ya gelmemizin şerefine videoya like atmanızı istiyorum. Herkes alsın arkadaşlar, lütfen. Like oranını çok görçe çekesim geliyor videoya ama az olduğunda işte insan için istek gelmiyor, anlayın siz de. Biraz da kendimizi YouTube'da tanıtalım arkadaşlar. Eğer bu hızla devam edersek, ki şu anda 1800 aboneye yaklaştık, ki ben bu videoyu attığımda muhtemelen 1800 aboneye geçmiş olacağız. Çünkü bir gün içerisinde çok rahat geçiyoruz. Ben bu videoyu cumartesi günü çekiyorum. Pazar günü atmaya çalışacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum kardeşlerim. Yorum yapmayı unutmayın ama mantıklı yorumlar yapın. Saçma sapan yorumlara cevap vermiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın tekrardan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.